kasemize yarım paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ alalım. Malzemelerimizi karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Yumuşak, eli yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamurumuzu yarım saat oyumaya alalım. Kuru soğan, kapya biber, istediğimiz biberi kullanabiliriz. Maydanoz, kıyma, az yağlı, baharatta pul biber, kırmızı toz biber, kimyon, tuz kullandım. Baharatlarımızı değiştirebiliriz. Bu tamamen bize kalmış. Şimdi bütün bu malzemelerimizi blender'a alalım. Soğanlarımızı alalım. Biberlerimizi ilave edelim. Yeşil biber de kullanabiliriz. Bir tutam maydanoz ve baharatlarımız. Kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, tuz ilave edelim. 400 gram kıymamızı ilave edelim. Bir tatlı kaşığı domates salçası ilave edelim. Bütün malzemelerimizi blender'da geçirelim. Malzememiz hazır. Pidemizi açmaya geçelim. Dinlenen hamurumuzu tepsi genişliğinde atalım. Hamurumuz güzel bir şekilde tepsiye aldıktan sonra eritmiş olduğunuz tereyağıyla şöyle biraz yağlayalım. Harcımızı bu şekilde koyalım. Bu harika lezzeti tekrar tereyağı gezdirelim. Bu şekilde hazırladık. 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Dilimleyelim. Sarımsağı alalım. Pidemiz fırından çıktı. Dilimledik. Sarımsaklı yoğurdu şöyle pidelerimizin üzerine alalım. Nefis kıymalı pidemiz fırından çıktı. Servise aldık. Gerçekten hem çok kolay hem de çok lezzetli olan bu nefis tarifimi yapmanızı tavsiye ederim. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.